Doğa gezilecek bir yer değil, bizim evimiz. Doğa gördüğümüz her şeydir. Hayvanlar, böcekler, çevrelerinde kayboluyorlar. Aldatmacalar, kılık değiştirmeler ve yemler kullanarak doğa duyduğumuz her şeydir. Kartalın çığlığı, okyanus serpintilerinin tıslaması, gök gürültüsü, cırcır böceği sesleri. Doğanın muhteşem güzelliği, hayvan yaşamı ve çevreleri arasındaki çok önemli kırılgan yakınlık. Tüm bunlar vahşi yaşam dünyasıdır. Amazon, 9 ülkeye ve 5,5 milyon kilometre kareye uzanır. Dünyanın en büyük yağmur ormanı ve gezegendeki biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu yerlerden biri. Bu bölümde hala dahi bilim insanlarının bilmediği şeylerle ve canlılarla dolu olan Amazon'un en ikonik sakinlerinden bazılarını inceliyoruz. Devasa anakondalar, uysal tembel hayvanlar, soğukkanlı kaymanlar, tüyler ürperten tarantulalar ve esrarengiz Amazon nehir yunusları. Efsanelerle dolu olan bu dünyada hiçbir şey insanın hayal gücünü anakonda kadar etkilememiştir. Amazon sulak alanlarını oluşturan bataklıklar, sazlıklar ve akarsuların üzerinde boğucu bir hakimiyete sahip olan anakonda ailesi 5 türden oluşur. Bu türlerden bir tanesi de dünyanın en büyük yılanı addedilir. Yeşil anakondaların devasa boyutları bir nebze söylenti konusu olsa da kesin olan şey tüm anakondaların yağmur ormanlarına mükemmel bir şekilde adapte olduğudur. Karada nispeten yavaş ve hantal olan anakondalar zahmetsizce seyahat etmek ve acımasız bir şekilde avlanmak için yağmur ormanlarının nehirlerinden faydalanır. 10 dakikadan fazla su altında kalabilen anakondalar, Amazon'un bereketli sularında yaşayan balıkların, kaplumbağaların ve kaymanların başlıca avcılarıdır. Ama hepsi bununla sınırlı değil. Orman ekosisteminin tamamı su yollarına bağımlıdır. Ve burada da bu sulak bölgeler anakondanın gücüne güç katar. Üst bölgede yer alan gözler ve burun delikleri karadaki avı beklerken anakondaların neredeyse tamamen suda gizli kalmasını sağlar. Anakondalar yenebilecekleri her şeyi yerler ve bu kadar büyük bir yılan için Amazon'da çok az canlı güvendedir. Tüm sürüngenler gibi anakondalar da ektotermiktir. Vücut ısılarını çevrelerinden alırlar. Amazon yağmur ormanlarının yıl boyunca ortalama sıcaklığı 27 derecedir. Bu da bu bölgeyi büyük yılanlar için bir cennet haline getiriyor. Amazon'un kalın orman örtüsünün altına karanlık hızla etrafa çöküyor. Ancak anakondalar ışık kaynağı olmadan avlanmaya adapte oldu. Dudak çevresindeki özel duyu organları vücut ısısını algılayabiliyor. Titreşen çatallı dilleri
havadan kimyasal izleri takip edebiliyor. Hassas ciltleri ise karadaki ve sudaki sesleri ve titreşimleri algılayabiliyor. Yüzlerce jilet keskinliğindeki dişleriyle avına çullanan anakondaların öldürücü özelliği ısırıkları değildir. Zehirli olmayan bir yılan olan anakonda, uzun kaslı gövdesini avını vücuduna kıvranarak boğmak için kullanır. Avlar bütün olarak yutulur. Alt çenesini serbest bırakan yılan, ağzını başından çok daha büyük avları yutacak kadar açabilir. Çenesini açabildiğince geniş bir menüye sahip olan anakondalar, Amazon'un sunduğu her şeyi avlayabiliyor. Amazon'un birinci sınıf yırtıcılarından biri olan ölümcül anakondalara en büyük tehdidi insanlar oluşturuyor. Efsanevi statülerinin yanı sıra muhteşem derileriyle de değerli olan bu yılanların şaşırtıcı derecede utangaç ve kaçıngan doğası onları şu ana kadar güvende tuttu. Böylece efsaneler büyüyüp artıyor. Amazon yağmur ormanları, sulardan ağaçlara kadar yoğun bir şekilde iç içe geçmiş bir ekosistemdir ve bir canlı da bunun gerçek vücut bulmuş halidir. Tembel hayvanlar, Güney Amerika'da ağaçlarda yaşayan en yaygın memelilerdir. Aynı zamanda en az göze çarpanlardır. Yağmur ormanlarının yeşil örtüsünde gizlenen tembel hayvanlar geniş bir alana yayılan cecropia ağaçlarını, diğer adıyla tembel hayvan ağacını özel olarak tercih ediyorlar. Tembel hayvanlar ormanla bir olarak yaşar. Öyle ki postları da adeta küçük bir ekosistem görevi görür. Yürüyen ekosistemler olarak kabul edilen tembel hayvanların vücutları, kendi içinde canlı ve bitki yaşamını barındıran kalın postla örtülüdür. Amazon'un neredeyse her gün yağan yağmuru ve yüksek nem oranı nedeniyle tembel hayvanın kıllı vücudu, nem arayan güveler, böcekler, hamam böcekleri ve özel bir çeşit alg için yuva görevi görür. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bu konakçı mikroorganizma tembel hayvanla birlikte evrimleşti ve annelerin kürkünden bebeklere geçerek soyunu devam ettirir. Algler kamufle olma konusunda yardımcı olurken, bu simbiyotik ilişki aynı zamanda tembel hayvanın diyetini de etkiliyor. Yaprak yiyen hayvanlar olarak tembel hayvanın ana besin kaynağı, sindirimi zor olmasının yanı sıra çok az enerji sağlayan yapraklardır. Tembel hayvanlar, kendi yosun bahçelerini yetiştirip tüketerek besin değeri düşük diyetlerini destekleyebilirler. Ancak ek takviyelerle bile tembel hayvanlar, çoğu memeliye kıyasla yaklaşık %20 daha az kas dokusuna sahip. Çeviklik ve hızdan yoksun olan tembel hayvanların canı, Amazon'un birçok yırtıcı hayvanının insafına kalmıştır. Jaguar gibi yırtıcı hayvanların. Uzman bir tırmanıcı olan tembel hayvanlar, kendilerini bu düşmana karşı savunmak için ellerinden çok az şey gelir. Ama yapmaları gereken de tam olarak bu. Günün büyük bir bölümünde aktif olmayan tembel hayvanlar, sadece gerektiği zamanlarda hareket ederler. Tembel hayvan ismi de buradan geliyor. Çoğunlukla yıllarca aynı ağaçta yaşamını sürdüren tembel hayvanlar, hareket ettiklerinde sessiz, yumuşak ve yavaş olurlar. Değişikliği hiç fark ettirmiyorlar ve dikkati kendilerine asla çekmiyorlar. Bu şekilde yavaşlıklarını kendi avantajlarına kullanabiliyorlar.
tembel hayvanların hareketten tasarruf etmeleri yırtıcıları onların varlığından tamamen bir haber bırakıyor. Gayretsiz tarzlarıyla tembel hayvanlar Amazon'un efendileridir. Ancak yağmur ormanlarındaki başarının bir bedeli var. Tembel hayvanlar kendi özel yaşam alanları dışında hayatta kalamıyor. Orman ve canlıların bağlantısallığının somutlaşmış hali olarak Amazon'u korumak, tembel hayvanı korumaktır. Ormanın uçsuz bucaksız genişliği, yağmur ormanları ve nehirleri, mangrovlar ve bataklıklar canlı çeşitliliğini arttırdı. Bununla birlikte kaymanların çeşitliliği de arttı. Timsah takımının üyeleri olarak soyu eskilere dayanan kaymanlar, Amazon'un su yollarının bir başka süper avcılarıdır. Cüce kaymanlardan 5 metrelik siyah kaymanlara kadar 5 türü de Amazon'da bulunur. Bir zamanlar Güney Amerika'nın çoğunu kaplayan Amazon, yağmur ormanlarının tarihi yaklaşık 55 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu antik çevreyle mükemmel bir uyum içinde olan kaymanın soyu daha da öncesine dayanıyor ve çevresine en iyi uyum sağlamış türlerden biri olarak kabul edilir. Kalın, güçlü kuyrukları ve perdeli ayaklarıyla kendilerini suda ilerleterek kaymanlar mükemmel yüzücüler olup Amazon'un nehirleri ve göllerinde hakimiyet kurarlar. Çoğunlukla görüş duyusuna güvenerek avlanan kaymanların büyük dikey göz bebekleri mükemmel bir gece görüşü sağlar. Ek bir şeffaf göz kapağı, Amazon'un sulak bölgelerinde gezinirken koruma ve daha net bir görüş sağlar. Kaymanlar güçlü, dişlek çeneleriyle avlarını kapan fırsatçı yırtıcılardır. En bol besin kaynağı neyse ondan yararlanırlar. Balıklar, böcekler ve salyangozların yanı sıra diğer sürüngenler ve büyük memeliler de dahil olmak üzere geniş bir diyetle beslenirler. Amazon kaymanlar için açık büfe gibidir. Ancak Amazon'da yoksunluk dönemleri de oluyor. Yıllık kurak mevsimde sular çekilir. Ve Amazon'un taşkın ovalarıyla akarsuları durulmaya başlar. Bu da kaymanların avlanma bölgelerini kısıtlar. Ancak kaymanlar kurak mevsimin bitmesini bekleyecek donanıma sahipler. Aylarca yiyeceksiz kalabilirler. Enerjiyi koruyarak avlanma aktivitelerini azaltırlar. Soğukkanlı canlı olarak ısı üretmek için hiçbir enerji harcamazlar. Bunun yerine yeterli ısıyı çevrelerinden çekerler. İşler sarpa sardığında kaymanlar yamyamlığa başvurabilirler. İklim krizi ise daha varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır. Timsahların cinsiyeti kuluçka sırasındaki sıcaklığa göre belirlenir. Sıcaklık 4 derece daha yüksek olursa yavrular ağırlıklı olarak erkek olur. Küresel ısınmayla birlikte bilim insanları erkek kaymanların baskın nüfusa sahip olma ihtimalinden endişe duymakta. Bu kadim tür hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilecek mi? Kaymanlar daha önce de zorlukların üstesinden gelmişti. Bir zamanlar değerli derileri için neredeyse nesli tükenene kadar avlanmaları, Amazon ekosisteminde bir dengesizliğe yol sebep olmuştu. Koyulan katı av karşıtı yasalar ve koruma altına alınan habitatları kaymanların başarılı bir şekilde neslini sürdürebilmesini sağladı. Gıda zincirinin tepesine geri dönmeleri, Amazon'un kırılgan ekosisteminin dengesinin korunmasında önemli bir rol oynadı.
Amazon çalılarının karanlığında bambaşka bir dünya yatıyor. Güneş ışınlarının yağmur ormanı ağaçlarının geniş yapraklarıyla engellenmesiyle bu gölgeli ve nemli ortam çürüyen bitki ve hayvan maddeleriyle doludur. Bunlar da orman ekosistemine besin olarak geri döner. Ancak yağmur ormanı zemini aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde çeşitli canlılara ev sahipliği yapıyor. Şaşırtıcı bir şekilde Amazon'da yaşayan tüm canlıların %90'ı eklem bacaklıdır. Dış iskeletleri olan omurgasız eklem bacaklı canlılar arasında böcekler, kırkayaklar, akrepler ve örümcekler vardır. Amazon'da bulunan tahminen 3600 örümcek türü arasında bir tür adeta araknofobiklerin korkulu rüyasıdır, tarantulalar. Dinozor çağından itibaren dünyamızda bulunan tarantulalar 800'e yakın farklı türe ayrılıp dünyanın çoğuna yayılmışlardır. Tarantulalar örümceklerin en büyüğüdür ve en büyükleri de Amazon'da bulunur. Burada tarantulalar bir yemek tabağı kadar büyüyebilir. Yeraltı çukurlarını veya ağaç oyuklarını işgal ederek birçok örümceğin aksine tarantulalar ağlarını avlarını yakalamak için kullanmazlar. Bunun yerine pusuya düşürmeyi tercih ederler. Yuva girişlerinde pusuya yatan tarantulalar, setae adı verilen avı tespit etmelerine yardımcı olan hassas kıllarla kaplıdır. Bu ince duyu organları titreşimi algılamak, kokuya benzer kimyasal işaretleri tanımlamak ve hatta muhtemelen sesi tespit etmek için kullanılır. Tarantulalar setae'yi yaklaşan şeyleri görmeden önce konumlarını ve büyüklüklerini tespit etmekte kullanırlar. Tarantula diyeti genel olarak böcekler, kurbağalar, küçük kertenkeleler ve hatta farelerden oluşur. Amazon tarantulalarının büyük boyutları daha büyük avlarla mücadele edebilecekleri anlamına gelir. Menzil içindeyken tarantula saldırıya başlar. Avını tutmak için bacaklarını kullanır ve onu zehirle felç eder. Kurban öldükten sonra tarantulalar sindirim enzimlerini enjekte etmeye başlar. Yemeklerini sıvılaştırır ve pipet benzeri ağızlarından içerler. Tarantulanın korkunç görünümüne rağmen insanlara tehdit oluşturmazlar. İnsanlar ise habitat tahribatı ve evcil hayvan ticareti yoluyla tarantulalar için bir tehdit oluşturmaktadır. Neyse ki Amazon söz konusu olunca tüm göstergeler tarantula popülasyonunun artmaya devam ettiğini gösteriyor. Güney Amerika'nın %40'ını dolduran Amazon Nehri her yıl adeta dolup taşıyor. Ova jungle'larını devasa taşkın yataklarına dönüştürüyor. Boto yunusları olarak da bilinen Amazon Nehri yunusları dünyanın en büyük tatlı su yunuslarıdır ve hayvanlar aleminde adeta bir gizemdir.
bu eşsiz canlılar hakkında pek fazla şey bilinmemekle birlikte Amazon Nehri'nin beklenmedik müdavimleridirler. Otolar tüm hayatlarını Amazon ve çevresindeki bulanık sularda geçirirler. Bu da bir dizi çok özel adaptasyona yol açmıştır. Botoların uzun geniş yüzgeçleri ve düşük sırt yüzgeci, sığ suda bile aşırı manevra kabiliyeti sağlar. Kaynaşmamış boyun omurları, nehir yunuslarının başlarını her iki tarafa da 180 derece çevirmelerine olanak tanır. Engellerle dolu sualtı labirentlerinde rahatça gezinebilmelerini sağlıyor. Kafalarını bir yandan diğer yana çevirebilmeleri avı tam olarak doğru bir şekilde yönlendirmek ve bulabilmek için gelişmiş bir ekolokasyon sistemi kullanır. Otoların küçük gözleriyle ne kadar iyi görebileceğine dair bir belirsizlik söz konusu, ancak Amazon'un karanlık, çamurlu sularında balık, kaplumbağa ve kabukluları avlamak için gözlere ihtiyaç duymadıkları kesin. Kafalarındaki geniş yumru, sonarlarını odaklamalarına uzun burunları ise yunusun içi boş kütüklerden veya çalılıklardaki saklanma yerlerinden yiyecek çıkarmalarını sağlar. Ancak bu özel adaptasyonların da bir maliyeti oldu. Hız. Nehir yunusları okyanuslardaki uzak akrabalarından çok daha yavaştır. Çünkü botoların Amazon'da doğal avcıları yoktur. İnsan haricinde tabii ki. Geleneksel Amazon kabileleri, insan formuna dönüşebilen yarı ilahi varlıklar olduklarına inanarak botoları korudu. Günümüzde sanayi ve balıkçılık, botoların yaşam alanını ve hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları besin kaynaklarını tehdit etmektedir. İklim değişikliği ise bir başka tehdit. Balık stoklarına ek bir yük oluşturur ve Amazon'un yıllık sellerini daha öngörülemez yapar. Tuzlu suda hayatta kalamayan Amazon nehir yunusunun gidecek başka yeri yok. Bu gizemli türün popülasyonunun belirlenmesi zor olduğundan, onları korumanın tek kesin yolu, Amazon'un değerli nehir ekosistemlerinin korunmasıdır. Yağmur ormanlarının dünyadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin yarısından fazlasını içerdiği düşünülmektedir. Keşfedilmeyi bekleyen sayısız diğer türler de cabası. Amazon örneğinde anakondaları, tembel hayvanları, kaymanları, tarantulaları ve boto yunuslarını işledik. Yine de Amazon'un etkisi sınırlarının çok ötesine uzanıyor. Gezegenin akciğerleri olarak düşünüldüğünde, dünyadaki oksijenin yaklaşık %20'sini üretiyor ve sera gazlarının atmosfere girmesini engelliyor. Ancak mevcut orman tahribatı oranlarına göre 50 yıl kadar kısa bir süre içinde Amazon'un engin vahşi doğası yok olabilir.
koruma çabaları orman tahribatını azaltmada başarılı oldu. Ancak Amazon hala küçülmeye devam ediyor. Gezegenin ciğerlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var ve Amazon'un bizi desteklemeye devam edebilmesi için daha fazla korunmaya ve ilgi görmeye ihtiyacı var.